25 Ekim 1768 Veliyüddin Efendi'nin vefatı. Şeyhülislam Solakbaşı Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu olarak Silivri Kapı'da Yayla semtinde dünyaya geldi. Tahsilini tamamladıktan sonra müderris olup Ebezade Abdullah Efendi'nin meşihatı esnasında babasının Silivri Kapı'da arabacı Bayezid mahallesinde yaptırdığı medresede İptidai hariç rütbesiyle bir süre derse çıktı. Daha sonra Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın himayesine girdi. Onun sayesinde Evkaf-ı Harameyn müfettişliğine getirildi. Hicri 1142, miladi 1729 Halep kadılığıyla ilmiye sınıfına nakledildi. Hamisinin katliyle sonuçlanan patrona Halil vakasıyla görevinden uzaklaştırıldıysa da elebaşıların bertaraf edilmesinden sonra Galata kadısı oldu. Bilahare, Kahire ve Medine'de kadılık yaptıktan sonra İstanbul kadılığı payesini elde etti. Bundan birkaç ay sonra Şaban 1169'da, Mayıs 1756'da Anadolu Kaz Askerliğine, Hicri 19 Şaban 1171, miladi 28 Nisan 1758 tarihinde de Rumeli Kaz Askerliğine tayin edildi. Ancak rüşvet aldığına dair şikayetlerin artması üzerine Hicri 28 Zilkade 1171, miladi 3 Ağustos 1758 tarihinde azledilerek Manisa'ya sürüldü. Yapılan tahkikat neticesinde iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine affedildi. Affı için ricacı olan Halefi Şeyhülislam Kara Çelebizade Asım Efendi'nin Hicri 28 Cemaziyel Ahir 1173, miladi 16 Şubat 1760 tarihindeki vefatı üzerine Şeyhülislamlığa tayin edildi. Ancak sert mizacı nedeniyle şiddetli muhalefete maruz kaldığından 18 ay sonra azledildi. 5 seneye yakın mazul kaldıktan sonra Hicri 24 Zilkade 1180, miladi 23 Nisan 1767 tarihinde Dürrizade Mustafa Efendi'nin yerine defaten Şeyhülislamlığa getirildi. Ve Hicri 13 Cemaziyel Ahir 1182, miladi 25 Ekim 1768 tarihindeki vefatına değin görevde kaldı. Müntesiplerinden olduğu Murat Buhari-i Nakşibendi'nin Eyüp Otakçılar civarındaki zaviyesinde metfundur.